Mesela 1986 yılı. Ne olabilir? Kamuoyu insanları en etkileyecek, yani insanların böyle sinir uçlarını en tahrik edecek şey nedir? En büyük etkiyi yapacak veya onlara şok meydana gelecek şey nedir? Akıl hastası olmasıdır bir insanın. Yani akıl hastasıysa kaçman gerekir. Yani o adamın sözüne itibar edilmez. Değil mi? Ne yapmak gerekiyor? Akıl hastası ilan edilmesi gerekiyor. Ne yapılıyor? Adam öldürmüş, akıl hastalığının içerisine sokuluyor bir insan. Ben akıl hastası olduğum için akıl hastanesine girdim. Kokain içtiğim için mi kokainle ilgili benim üzerime iddia atıldı? Yani böyle konularda eğer bir psikolojik savaş varsa toplumun en hassas olduğu konu neyse o seçilir. Nedir şu an toplumda en hassas olan şey? Cinselliktir. Hazreti Yusuf'a niçin böyle bir iddia atıldı? Hazreti Yusuf aynı şekilde kadınlar toplanıp iftira atmadılar mı? Cinsellikle ilgili onun çok istekli olduğunu, kadınlara tecavüz etmeye kalktığını, bir kadına tecavüz etmeye kalktığını iddia ederek onu 7 yıl hapiste tutmadılar mı? Hazreti Yusuf'a ne yapılıyorsa Müslümanlara da bu yapılıyor. Said Nursi gibi tertemiz bir insan 75 yaşındayken o devrin ahlaksızları, o devrin alçak ve şerefsizleri 75 yaşındaki insana zina iftirasında bulundular. Evine gece yarısı gayrimeşru kadınları alıyor, kasalarla rakı geliyor dediler. Yani duvarda bir yoğurt torbası var Said Nursi Hazretleri'nin. Yani torba yoğurdu, pirinç torbası var. Bir yatak, konuşmada zorlanan bir insan ve son derece mazlum ve efendi bir insan. Dünyadan geçmiş, 30 yıl hapiste geçmiş. 75 yaşındaki insanın ne işi var fahişelerle? Bunu yaptığı için mi oldu bu iddia oldu? Çünkü o devrin sinir uçları oydu. İnsanı etkileyecek şey odu, oydu. Ve ben diyor bir kısmını da söylemiyorum diyor Said Nursi. Bana muazzam eziyet ettiler diyor. Ama hepsini hakkımı helal ediyorum diyor. Ben binlerce kere hepsini helal ediyorum hakkımı. Beni tımarhaneye koyanlara da, kokain komplosu yapanlara da, polis de bana işkence yapanlara da.